sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu trigonometrik fonksiyonların grafikleri. Trigonometrik fonksiyonların grafikleri çizilirken temelde iki tane ilkemiz var. Birinci ilke, trigonometrik fonksiyonların grafikleri periyot aralığında çizilir. Yani önce fonksiyonun periyodu tespit edilir. Bu periyot aralığında grafik çizilir. Periyot dışındaki grafik, periyot aralığındaki grafiğin tekrarında oluşur. Daha önce periyodik fonksiyonlardan bahsederken örnek grafikleri vermiştik. Yani grafik aynı şekilde birbirini tekrarlar. İkincisi, x yerine kolay hesaplanabilen değerler yazılır. Bu grafik çizmenin genel ilkesidir. Trigonometrik fonksiyonlar has değil, bütün grafik çizimlerinde bu ilke uygun hareket edilir. Yani x yerine yazacağımız değerler kolay hesaplanan değer olur. Bu durumda bir x değerimiz var. Bir de fonksiyonel hesapladığımız fx değerimiz var. Bunu y ile gösterelim. Düzlemde x, y noktaları tespit edilir. Bu noktaları birleştiren eğri fonksiyon grafiği olur. Birincisi sinüs x fonksiyonun grafiği. Şimdi sinüs x fonksiyonun periyodu 2π. Dolayısıyla 0 ile 2π arasında x'in değerlerini kullanacağız. 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2, 2 pi en kolay hesaplanabilen değerler ifade ediyor. X'in bu değerine karşı sinüs fonksiyonu 0, 1, 0, eksi 1 ve 0 değerlerini alır. Bu durumda grafiği çizersek 0 için 0, pi bölü 2 için 1, pi için 0, 3 pi bölü 2 için eksi 1, 2 pi için 1. Grafiğini bu şekilde çizdiğimizde dikkat ederseniz öbür taraftaki grafik bunun aynısıdır. Eğer eksenle uzatıp grafiği daha da çizmek istersek bu şekilde yay hareketin devam ettiğini görürüz. İkinci grafiğimiz y eşittir cosinus x fonksiyon grafiği. Yine bu cosinus fonksiyonun periyodu 2π'dir. Dolayısıyla x yerine yazacağımız değer 0 ile 2π arasında olur. 0, pi bölü 2, pi, 3 bölü 2 ve 2 pi için kosinüsün değerleri 1, 0, eksi 1, 0, 1'dir. Bu noktada işaretlersek, dikkat etseniz şuralar fonksiyonun aldığı değerleri ifade ediyor. Bunları eğriyle birleştirdik. Diğer taraf aynı eğrinin devamı şeklinde olur. Üçüncü grafik, tanjant x fonksiyonu grafiği. Tanjantın periyodu pi'dir. Eksi pi bölü 2, 0 pi bölü 2. Bu aralık pi'ye eşittir uzunluk olarak. Şimdi dikkat edersek grafikle birlikte açıklayalım bunu. X yerine 0 yazdığımızda tanjant x 0 eşittir. X yerine pi bölü 2 yazdığımızda, yani açı 90 dereceye yaklaştıkça tanjant değeri artmaya başlar. Açı eksi 90 dereceye yaklaştıkça da tanjant değeri azalmaya başlar. Yani periyot aralığının sağ taraf ucunda artı sonsuza doğru gidiş vardır. Sol taraf ucunda ise eksi sonsuza doğru gidiş vardır. Ha biz niye burada 0 pi aralığını yazmadık? İşte şu aralığın tamamı bütün değeri gösterdiği için özellikle eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığını tercih ettik. Ha, tanjant fonksiyonun eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında grafiği diğer aralıklara aynı şekilde kopyaladığında grafik tamamlanmış olur. Kotanjant x fonksiyonun grafiği yine kotanjantın periyodu pi'dir. Sıfırdan pi aralığına kadar aldık. Bu aralığın uzunluğu yine pi birim. Şimdi kotanjanta dikkat edersek pi bölü 2 için 0 değerini alıyor. 0'a yaklaştıkça kotanjant artıyor. Ama negatif tarafa geçmiyor. Pi'ye yaklaştıkça kotanjant azalıyor. Yani 0'a yakın yerlerde
kotanjantın değeri artı sonsuza doğru gidiyor. Pi'ye yakın olan yerlerde kotanjantın değeri eksi sonsuza doğru gidiyor. Dolayısıyla 0 ile pi aralığında kotanjantın grafiği esas grafiktir. Diğer parçalar bunun kopyalanmasından oluşur. Fonksiyon farklı verirse nasıl olur? Mesela y eşittir 1 artısı 2 sinüs 2x'in grafiği çizelim. Önce periyodunu hesaplarız. 2 pi bölü 2 eşittir pi'dir. Dolayısıyla fonksiyon grafiğin 0 pi aralığını çizmemiz gerekiyor. Şimdi x'in değerlerini 0, pi bölü 4, pi bölü 2, 3 pi bölü 2 ve pi olarak alırız. Bunlar nereden geliyor? Sinüs x'in grafiği çizerken x'i 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2, 2 pi diye almıştık. Buradaki değerlere dikkat ederseniz bu değerlerin ikiye bölünmesiyle elde edilir. Periyotta olduğu gibi. Şimdi x bu değerleri aldığında sinüs 2x x yerine 0 yazıp 0. Pi bölü 4 yazarsak 2x pi bölü 2 olur, 1 olur. Benzer şekilde 0, 1, 0, eksi 1 ve 0 değerlerini alır. Bizim fonksiyonumuz 1 artı 2 sinüs 2x. Yani sinüs 2x'in değerini 2 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. 0 2 ile çarptık. 0 1 ekledik. 1. 1'i 2 ile çarptık. 2. Bir daha ekledik. 3. 0 yine aynı. Eksi 1 2 ile çarparsak eksi 2. 1 eklesek eksi 1. Dolayısıyla önce elde ettiğimiz noktaya yazarız. 1, 3, 1, eksi 1 ve 1. Daha sonra bu noktaları birleştiren grafiği çizeriz. Dikkat ederseniz 1 ile 0 ile pi aralığında 1 de başlıyor, 1 de bitiyor. Diğer grafik kısımları bunun tekrarından oluşuyor.